Arkadaşlar selamlar. Bu videoda sizlere şu anda ekranda görmüş olduğunuz tarzda bir Minecraft thumbnail'ını nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Bu thumbnail'ı yaptığım materyalleri Discord sunucumda abone rolü aldığınızda açılan özel kanalımızda paylaşacağım. Bu özel kanalda sadece bu materyalleri değil, diğer videolarda yaptığım bazı proje dosyalarını da bulabilirsiniz. Bu videoda yaptığım proje dosyasını yine bazı videolarda paylaştığım proje dosyalarıyla birlikte katıl üyelerine özel olarak paylaşacağım. Yanlış anlaşılma olmasın materyalleri Discord'da PSD dosyasında katıl özel olarak paylaşacağım. Açıklama kısmından Discord'a gelebilir veya abone ol butonun yanındaki katıl butonundan katıl üyesi olarak siz de bu tarz proje dosyalarına vesaire erişebilirsiniz. Bu arada kanalımızı izleyenlerin %80'i abone değilmiş. Eğer sen de bunlardan biriysen abone olmayı unutma. İsterseniz şimdi videoya geçelim. İlk olarak CTRL e N'ye basıyorum veya dosya kısmından yeni diyerek bu sayfaya erişebilirsiniz. 1920'ye 1080 olarak yeni bir sayfa oluşturuyorum. Bunlar piksel olacak. Piksel inç olarak ayarlayabilirsiniz. Çözünürlük 72'de kalabilir. Diğerlerini de ellemenize gerek yok zaten. Bunu açtıktan sonra bir arka plana ihtiyacımız var. Bu arka planı ben size tabi vereceğim. Ama farklı arka planlarda kullanabilirsiniz. bu arka planı buraya atıyorum. CTRL e T'ye tıklayarak bunu büyütüyorum. Hizaladıktan sonra Enter'a basarak veya buradaki tik işaretine basarak bunu kaydedebilirsiniz. Bunu koyduktan sonra tabii benim buraya bir karakter koymam gerekiyor. Ben Cinema 4D kullanmasını çok iyi bilmediğim için, çok iyi bilmediğim bir şeyin de eğitimini vermek istemediğim için bunu başka YouTuber'lardan, başka Minecraft kanallarından olur, işte tasarım kanallarından olur. izleyebilirsiniz. YouTube'da eğitimleri var. Ama ben YouTube'a Minecraft Rec PNG yazarak bulduğum bir Karakteri ekleyeceğim sağ tıklıyorum ve yatay çeviriyorum çünkü ben sağ tarafa koymak istiyorum bunu bu sola doğru durduğu için bu şekilde buraya alıyorum büyütüyorum biraz koyuyorum bu şekilde koyduktan sonra bu karakterin bir gölgeye ihtiyacı var o yüzden buradan elips aracını alıyorum şu ayakların olduğu kısma bu şekilde bir daire elips oluşturuyorum siyah renkte yapıyorum bunu geliyorum katmanlar kısmına buradan opaklığını %50 olarak ayarlıyorum bu elipsi regin altına alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi karakterimiz için güzel bir gölge oluşturmuş olduk. Şimdi karakterim benim turuncu. Ben bu turuncu rengi değiştirmek istiyorum. Ee, eğer siz de bu tarz bir renk değiştirme yapmak istiyorsanız yaptıklarımı uygulayabilirsiniz. Ee, buradan seçmeye başlıyorum. Seçiyorum. Tabii şimdi buradan değişebilecek başka renkler de olduğu için sadece turuncu kısmı seçmem gerekiyor. Bu şekilde dikkatlice seçiyorum. Şu... Beyaz kısımlar aslında çok önemli değil ama yine de dikkatlice seçebilirsiniz bu şekilde. Evet. Buradan dışından yine getirebilirsiniz. Şu beyaz kısımlar dediğim gibi çok önemli değil. Onların rengi zaten değişmeyecektir ama bu gri kısımlar mesela değişebilir. Onları sonradan da silebiliriz. Onlar büyük ihtimalle değişecektir. Bu deri rengi de değişecektir bu arada. Bunu seçtikten sonra CTRL-J'ye e basıyorum. Ee, ve Ctrl e U'ya basarak bunun rengini şu an değiştirebilirim. Bunun rengini sarı yapmak istiyorum. Bu şekilde bir sarı yaptım ama görmüş olduğunuz gibi az önce dediğim gibi de buradaki deri rengi değişti. O yüzden yine bu deri kısmını seçerek sadece sileceğim. Burayı güzelce seçiyoruz. Seçtikten sonra delete tuşuna basarak buradaki rengi silebilirim ve uzaktan baktığımızda gayet hoş bir renk değiştirme yapmış olduk. Şimdi bu karakterin üstüne ben nickimi yazmak istiyorum, adımı yazmak istiyorum. O yüzden yazım aracımı alıyorum. Herhangi bir yere tıklayabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey var. Minecraft sunucularında bildiğiniz gibi VIP, YouTuber tarzında tag'lar var. Ben kendime VIP tag'ı koyacağım burada ama YouTuber tag'ı vesaire de koyabilirsiniz ben VIP'nin rengini sarı yapacağım. Genelde sarı olduğu için sarı yapıyorum. mesela YouTuber tagı koyduğunuzda da bunu kırmızı yapmanız gerekiyor. İşte çoğu sunucu da kırmızı yani ben başka bir renk görmemiştim. bunu bu şekilde sarı yaptım ve gerisinde tasarım hocam yazacağım. Ama kendi yazdığım niki buradan seçerek beyaz olarak ayarlayacağım. Bu yazıyı ayarladıktan sonra CTRL T'ye basıyorum. Yerini tam karakterimin üstüne ve ortasına gelecek şekilde ayarlıyorum. Bunu ayarladıktan sonra bir birazcık yakınlaşmam gerekiyor. Biraz daha yakınlaşalım. Biraz daha yukarı sağa doğru çıkalım. Yeni bir katman oluşturuyorum. Bu oluşturduğum yeni katmanı bu VIP yazısının altına alıyorum. Buradan dikdörtgen işaretleme aracını alıyorum ve yazımın etrafını seçiyorum. Seçtikten sonra siyah rengi alarak boya kovasını alarak buradan bir kere buraya tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi arkasını siyah boyamış olduk buradan opaklığını da %75 olarak ayarlarsak gayet güzel bir nick oluşturmuş olduk buraya. Şimdi bizim ana yazımızı oluşturmamız lazım. O yüzden buradan yine yazım aracını alıyorum ve herhangi bir yere tıklıyorum. Buraya ben mesela az önce yazdığım gibi işte thumbnail nasıl yapılır yazacağım. Thumbnail yazdım. İlk kullandığımız font Minecraft Medium'du. Bunu zaten yine Discord'da vereceğim. Bunu açıklama kısmında veririm. Materyalleri Discord'da veririm. Lakiest fontunu kullanacağız O yüzden buraya lakiest yazıyorum. Zaten lak yazdığımda çıkacaktır. Bu fontu seçtiğimde, Görmüş olduğunuz gibi fontum değişmiş oldu. Buradan tik işaretine basarak bunu kaydedebilirsiniz. E CTRL T'ye basarak bu yazıyı büyütüyorum. Şimdi bir tane yazımıza öncelikle bir katman stili uygulayacağız. Daha sonra onu kopyalayarak alt tarafa da geçirebiliriz zaten. Bu zor bir şey değil ama önce bir tanesini halletmemiz gerekiyor. Yazımın üstüne çık tıkladıktan sonra katman stili sayfamı açıyorum. Buraya geldiğimde kontur kısmını aktif ediyorum. Boyutunu 8, konumunu dış Karışım modu normal opaklığını %100. Rengini de bu şekilde bir gri olarak ayarlıyorsunuz. İsterseniz buradan renk koduna da bakabilirsiniz. 15, 15, 15 yazdığınızda bu gri tonunu elde edebiliyorsunuz. Tamam'a tıklıyorum. Daha sonrasında iç gölgeyi açıyorum. Karışım modu çoğalt olacak. Renk kodu... Bunları kaydettim daha öncesinde hatırlamak için. Renk kodunu şöyle bir turuncu yapıyoruz. E Bunu başka bir renk yapacaksanız yazıyı sarı değil de başka bir renk yapacaksanız. Mesela kırmızı yapacaksanız biraz daha koyu kırmızı. Mavi yapacaksanız biraz daha koyu e, mavi tarzında yapabilirsiniz. Çünkü bunu sarı yapıyorum turuncu da biraz koyusu oluyor sarının. Uzaklığı 5 olarak ayarlıyorsunuz. Diğerlerini 0. Açıyı eksi 90 olarak ayarlıyorsunuz. O paklıkta %100 olacak. Renk kaplama kısmına geliyoruz. Benim hazırladığım daha önceden bir renk kodum var. Bunu buraya gireceğim sarı olması için. Siz de bu renk kodunu kullanabilirsiniz. F F F e, 0.3. Bu şekilde bir sarıyı girdikten sonra e, gölge kısmını aktif ediyorum. Gölge kısmına geliyorum. Karışım modu normal olarak kalacak. Opaklığımızı %100 olarak ayarlıyoruz. Açı 90 olacak. Normal 90, eksi 90 vesaire değil. Uzaklığı 7 olarak ayarlıyorum. Yayılmayı sonuna kadar açıyorum. Boyutu da 9 olarak ayarlıyorum. Tabi buradaki gölge rengini de siyah olarak ayarladığımızda görmüş olduğunuz gibi yazımızı tamamlamış oluyoruz. Buradan tamamı basarak bunu kaydedebilirim. Şimdi Ctrl J'ye basıyorum ve bunu kopyalamış oluyorum. Veya buradan alt tuşuna basılı tutarak yukarı çekerseniz de bunu kopyalamış olacaksınız. Ctrl T'ye basarak bu yazıyı alta doğru sürüklüyorum ve alta alıyorum. Tık işaretine basıyorum. Sonrasında buraya nasıl yapılır yazacağım ve bu yazının rengini değiştireceğim. Nasıl yapılır yazıyorum. Bunu yazdım. Tık işaretine tekrardan tıkladım. Ctrl T'ye tıkladım. Bunların boyutunu eşitlemem gerekiyor. Birazcık küçültüyorum bunu. Küçülttükten sonra tam altına yakın bir şekilde koydum. Yine bu nasıl yapılır yazısının üstüne çift tıklayarak katman stili sayfasını açıyorum. Burayı açtıktan sonra renk kaplama kısmına geliyorum. Rengimi tamamen beyaz olarak ayarlıyorum. Sonrasında iç gölge kısmına geliyorum. Az önce de dediğim gibi daha koyu bir rengini seçmeniz gerekiyor. O yüzden beyazın koyusu olan griyi seçiyorum. Daha biraz daha koyu yapabilirim. Çok koyu oldu. Tamam bu şekilde gayet güzel. Tamam'a tıklıyorum. Bir daha tamam'a tıklayarak kaydediyorum. Şimdi iki yazımı CTRL basılı tutarak seçiyorum. Sonrasında bunları grup haline getirmek için CTRL G'ye basıyorum. Bu grubu kopyalamanız gerekiyor çünkü bu grubu bir daha düzenleyemeyeceksiniz birazdan yaptığım işlemi. O yüzden CTRL J'ye basarak veya alt tuşuyla basılı tutup çekerek bunu kopyalayabilirsiniz. Kopyaladığımız katmanı kapatıyoruz bir tanesini. Kapattığımızı değil gözü açık olana sağ tıklıyoruz. Akıllı nesneye dönüştür diyorum. Bu akıllı nesneye dönüştürme işleminden sonra bu yazıyı maalesef düzenleyemiyoruz. O yüzden kopyaladığımız katman bu işe yarayacak. Daha sonra yeniden bu işlemleri yaparak o yazıyı kullanabilecektiniz. Ama o yazıyı kullanırken de kopyalamayı unutmayın. Ctrl ile T'ye tıklıyorum. Sonrasında burada görmüş olduğunuz gibi bir işaret var. Bu işareti tıklıyorum. Warp işaretine tıklıyorum. Kemere tıklıyorum ve kemere isterseniz yukarıda yapabilirsiniz. Ben aşağıya doğru yapmayı tercih ediyorum. Hafif aşağıya doğru büküyorum. Görmüş olduğunuz gibi daha hoş estetik bir görüntü elde ediyoruz. Bunu CTRL T'ye basarak bir tık daha büyütebiliriz. Sonrasında yine Discord'da vereceğim bir hız efektimiz var. Bu hız efektini buraya atıyorum. Buraya sadece bunu atmanız yeterli oluyor. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Ama bunu karakterin altına alırsanız daha hoş bir görüntü oluyor görmüş olduğunuz gibi. Şimdi tamlayalımızı bitirmek için son bir adımımız kaldı. O da CTRL'ye basılı tutarak şu yedek yazı hariç hepsini seçiyorum. Hepsini seçtikten sonra CTRL e G'ye basıyorum ve bunu bir grup haline getirmiş oldum. Bu grubu daha sonra kullanabilmek için yine CTRL J'ye e basıyorum. Kopyaladığım grubu sağ tıklayıp akıllı nesneye dönüştür diyorum. Akıllı nesneye dönüştürdükten sonra bu gruba tıklayarak bir kez tıklıyorum yani buraya. CTRL e Shift A tuşlarına basarak kamera RAW filtresini açıyorum. Kamera RAW filtresini açtığımda efektler kısmı var burada. Efektler kısmına geliyorum. burayı açtıktan sonra Granny 15 olarak ayarlıyorum. 15 gram veriyorum. Vinyeti de eksi 30 olarak ayarlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok daha hoş bir görüntü oldu. Bu greni eklemeyebilirsiniz bu arada, ama vinyeti kesinlikle ekleyin. Ve gördüğünüz gibi tamlayalımız tamamlandı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun başında dediğim gibi bu videoda yaptığım materyalleri Discord sunucumda sizlere özel, abonelere özel paylaşacağım. Çok basit bir şekilde abone rolü alarak bu tarz materyal dosyalarına vesaire erişebilirsiniz. Bu tamlayalım PSD dosyasını da yine katıl üyelerine özel olarak paylaşacağım. Siz de katıl üyeliği satın alarak bu tarz e, proje dosyalarına erişebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.